Ben hep kahraman olmak isterdim. Sihirli güçlerimle hiç tanımasam bile insanları koruyup hayatlarını kurtarmak isterdim. Ama bu imkansızdı. Kahraman olmak imkansız değil. Hiç tanımadığın bir hayatı kurtarabilirsin. Artık kahraman olmak çok kolay. İnsanların hayatına dokunma vakti geldi. Kahraman olma kararını verdiysen yapacağın şey çok basit. Eğer gerçekten bu konuda kararlıysan ve hayat kurtarmak amacınsa aslında çok kolay yapacağın şey. Türkiye'de 3 tane kemik iliği bankası var. İstanbul Tıp Fakültesi ilk kurulan kemik iliği bankasıdır. Daha sonra Ankara Tıp Fakültesi bünyesinde kemik iliği bankası ve Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan Türkkö Kemik İliği Bankası hizmeti görmektedir. Hatalı kemik iliği üretimi olan bir kan hastalıkları hastasına yardımcı olmaya karar verdiyseniz bu bankalara başvurup ben gönüllü kök hücre bağışçısı, kan kök hücre bağışçısı olmak istiyorum diyebilirsiniz. Kök hücre bağışçısı önce gider der ki ben bu fedakar kahramanların arasına katılmak istiyorum. Bunun için 3 tüp kan verir. Yapacağınız tek şey bir Kızılay Kan Merkezi'ne bağışlama formunu doldurmak ve oraya da istenilen 5-10 cc kadar kanı vermek olacak. Verdiğiniz kan üzerinde yapılacak çalışmalarla da sizin doku grubunuz tespit edilecek. Doku grubu antijenlerinize yani HLA tayin ediyoruz. Kan grubunun bir değişik formu gibi düşünün. Doku grubu antijenlerinize bakılıyor. Ve bu veriler bir veri tabanında saklanıyor. Yani sizin hücreleriniz, kanınız falan saklanmıyor. Size ait veriler saklanıyor. Sadece 3 tüp kan vermekle olmuyor. Verici adayı olduktan sonra da bu sürecin iyi yönetilmesi gerekiyor. Sorumluluk bilinciyle hayat kurtardığınızı bilerek buna uygun bir şekilde davranmanız bizim için çok önemli. Unutmayın ki gönüllü donör olduğunuzda Ali, Mehmet, Ayşe veya 5 yaşında bir çocuğa özel olarak gönüllü olmuyorsunuz. Gönüllülük esası sizin doku grubunuzun uyumlu olduğu herhangi bir kişinin, hiç tanımadığınız bir kişiye gönüllü bir şekilde verici olmak. Asıl kahramanlık dünyanın öbür ucunda hiçbir bilginisinin olmadığı, kişinin hiç kimsenin tanımadığı birine, dini, dili, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun, nerede yaşadığının önemi olmaksızın gönüllü bir şekilde kök hücrelerini vermek asıl kahramanlıktır. Telefonun çalması için verdiğin bilgilerin devamlı güncel olması lazım. Eğer bir adres değişikliğiniz varsa, telefon değişikliğiniz bu bilgilerin verilmesi veya arada ola ki bir sağlık problemi yaşadınız, artık vermek istemiyorsunuz veya vazgeçtiniz. Bu bilgileri önceden gerekli yerlere iletirsek boş yere zaman kaybını da önlemiş oluruz. İşte o gün geldi, bir hastamız var, kök hücrelerinizi bağışlar mısınız? Diyelim ki sizi aradılar ve potansiyel bir hasta olduğunu belirttiler. Sizden öncelikle tekrar bir onay isteniyor. Sizden tekrar kan örneği alıyorlar ve bu kan örnekleriyle hastanın kan örnekleri tekrar bir karşılaştırılıyor. Yani ikinci bir değerlendirme yapılıyor. Bir sağlama gibi düşünün. Ayrıntılı fizik muayeneler yapılıyor. Sizin bağışçı olmaya karar verdiğiniz zamandan bu zamana geçirdiğiniz bir hastalık, bir enfeksiyon var mı? Hala uygun musunuz? Değerlendiriliyor ve ondan sonra kök hücre bağış sürecine ilerleniyor. Kök hücreleri biz iki şekilde almayı tercih ediyoruz. Bunlardan bir tanesi çevre kanından, dolaşımdan kök hücrelerin toplanması. İkincisi de kemik iliğinden kök hücrelerin toplanması. Kök hücre vericisi olanlarda %90 oranında, özellikle erişkin yaş grubunda bir aşı vasıtasıyla kök hücre topluyoruz. Bu kök hücrelerimiz normal dolaşan kanda çok düşük miktarda olduğu için özel aşılar uygulayarak bunları dolaşıma çıkartıyoruz. Bunun yapılabilmesi için size 5 gün bu ana bölgedeki, yani kemik iliğindeki kök hücrelerinizi dolaşıma çıkaracak bir aşı uygulanıyor. 5. gün bir aferez cihazı adını verdiğimiz cihazlarla kök hücrelerimizle kan alınıyor vericiden. Dolaştırılıyor bu cihazda ve kök hücre kısmı ayrılıyor. Bunları biz topluyoruz. Kanın geri kalan kısmını vericimize tekrar veriyoruz. İşlem sürecinde kemik ağrısı, kaslarda ağrı, eklemlerde ağrı dışında açıkçası bu aşıya bağlı çok ciddi bir komplikasyon olasılığı son derece düşük. Hayat kurtarma adına esas bu aşamada verdiği kök hücreler
hastaya ulaşarak kök hücre nakli yapılıyor. Bazen ise kemik iliğinden almak gerekebiliyor. Bunu nadiren yapıyoruz. Ama bu işlem de aslında zor değil. Hiçbir problem yaşamamış oluyorsunuz. Hiçbir ağrı da hissetmiyorsunuz. İnsanlar ilk başta donör olurken son derece heyecanlı oluyorlar. Ama uygun donör olduktan sonra maalesef donör adaylarında bazı soru işaretleri ortaya çıkıyor. Ve nereden bakacak olursanız %15 ve %20 oranında donör olmaktan vazgeçiyorlar. Hastaya tarama yaptık. Sizin doku grubunuz uydu. Hastamız sevindi. Ancak kısa bir süre sonra vazgeçtiğiniz haberi geliyor. Bir hayal kırıklığı ortaya çıkıyor ve nakil işleminde bir gecikme yaşayabiliyoruz. Veya çok daha kritik aşamada vazgeçmeler olduğu zaman da yine hastalar bundan önemli zararlar görebiliyor. Kahraman olabilmek için ama yalnızca tüpü verip kenara çekilmek değil, kahramanmış gibi davranmak değil, zamanı geldiğinde bu gönüllü bağışçılığın sonlanım noktası, gerçek kahramanlık olan kök hücre bağışlama işlemini tamamlamak lazım. Ben bir hematoloğum, ben bir klinisyenim. Bir kan kanseri hastası, gencecik bir insan umut dolu bakışlarla bize baktığında ve biz ona şu haberi verdiğimizde Türk kökte sana uyumlu bir vericinin doku grubu var. Büyük bir merakla, büyük bir istekle, büyük bir aşkla, büyük bir şevkle o kahramandan kendisine gelecek kök hücreleri bekliyor. Eğer tam o sırada siz bir nedenle vazgeçerseniz o hasta kemik iliksiz kalabilir. Lütfen tam zamanlama açısından dikkatli olun. Bir hastayı tersine ölüme getirmiş olabilirsiniz. Eğer donör vazgeçmez ve kök hücre ihtiyacı olan kişiye ulaştığı zaman işte o zaman bir mucize ortaya çıkıyor. İşte o zaman bir insanın hatta bir ailenin yaşamına dokunuyorsunuz. Bizim içimizde yedek canlar var. Birine kan bağışlarken can da bağışlıyorsunuz. Ben onun için kan bağışı, burada kan derken kök hücre bağışını söylüyorum. Kan bağışı için de aynı şey söz konusu ama can bağışlıyorsunuz. Ona ikinci bir yaşam şansı veriyorsunuz. Sizden yardım bekleyen ve geleceklerini sizlerin bağışına bağışlamış binlerce insan. Bugün binlerce, yarın on binlerce insan size muhtaç. Sizin vicdanınıza, sizin geleceğe bakış açınıza, sizin geleceği onlarla birlikte paylaşma inancınıza muhtaçlar. Düşünebiliyor musunuz? Siz hastanın ikinci annesi ya da babası oluyorsunuz bir şekilde. Onu dünyaya yeniden getiren kişi oluyorsunuz. Ama lütfen gönüllü olduktan sonra bir kişiye bir verici olma adayınız olduğu zaman bundan vazgeçmeyin. Çünkü yaşamdan vazgeçiyorsunuz demektir. Çünkü o hasta sizin kök hücrenize muhtaç. Eğer sizin o kök hücreniz olmazsa maalesef onun yaşamı bitebilir. Vazgeçme. Hala süper güçlerim yok. Onu hiç tanımasam da, bilmesem de gen kardeşimle kök hücrelerimi paylaşarak onun süper kahramanı oldum. Siz de süper kahraman olabilirsiniz. Genimizde var.